erkek üreme sistemi içerisindeki taşıyıcı sistem, spermler erkek üreme hücreleri testislerde üretildikten sonra testisten dışarıya olan yolculuklarında eğer kanalın herhangi bir yerinde bir tıkanıklık olursa buna bağlı olarak sperm sayısında bayağı belirgin düşüklük ya da hiç sperm olmaması gibi bir durumla karşılaşabilir. Onun için ayırıcı tanı da erkeğin tıkanıklığa bağlı sperm azlığına mı sahip olduğu yoksa üretimde mi bir kusuru olduğu hekimin, uzmanın muayenesi sonrası ortaya çıkacaktır. Özellikle tıkanıklık bazı genetik hastalıklara bağlı olabilir. Bunlar doğuştan sperm kanallarının olmaması ile kendisini gösterebilir. Bu durumlarda konjenital doğumsal hastalıkların araştırılması ve hatta konjenital vaz deferens agenezisi adını verdiğimiz her iki üreme kanalının olmaması ile giden bir hastalıkta eşin de bu yönden tetkik edilerek doğacak çocuktaki hastalığın, genetik hastalığın önüne geçilmesi son derece önemlidir. Bu şekilde çok ölümcül olabilecek bir hastalık önlenmiş olur. Bu nedenle tıkanıklıkla giden sperm bozuklukları, sperm sayı düşüklükleri ayrıntılı bir fizik muayene ve hikayeyle ve gene bazı tetkiklerle ortaya konularak hastamıza yardımcı olmaya çalışılır.